Şimdi bugün başka bir şeyi de daha konuşacağız, başka bir dolandırıcılık hikayesi. Gazeteci arkadaşım Pelin Çin'i epeydir bu e, hikayeyi, bu davayı değil mi, da, bu olayı araştırıyor. Pelin merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Nevşin, nasılsın? İyilik. Şimdi Seçil Erzan'ı konuştuk, bir de hayatımıza Ponzi Mine girdi. Ponzi Mine. Çok acayip, yani ben de... Ben de bir Neymiş bu Ponzi Mine işi, Ponzi bize bir adım Mine, adım, adım anlat. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim, yani Seçil Hanım'ın... Burada bu arada Ponzi Mine, yani Mine Hanım... Şu an bizi izliyorsanız ben yine size yayından el sallıyorum. Daha önce de sevgili İpek Özbey'in yayınından da el salladım. Çünkü kendisi şu an kaçak Nevş'in ee, yakalaması var. Nerede olduğu bilinmiyor. Bugün bir duruşması var Erzincan'da. Yani bu ay içindeki duruşması var ama daha önce gitmemiş. Yakalama kararı çıkmış. Hatta dün biz şöyle bir... Yani benim içime doğan çok uzaklarda olmadığına dair bir his. Hatta şu an izlediğinde... Türkiye'de mi olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki yurt dışı zaten çıkışı yasak. Ama Türkiye'de Hı. ve de böyle hani ücra bir yerde değil o hissiyatım bu. Takip ettiğini de düşünüyorum. O yüzden her seferinde... E, Böyle bir selam yolluyorum çünkü eminim takip ediyor. Demin Serkan Bey dedi ya işte esas orada karışıklık çıkacak diye. Esas şimdi burada çok acayip bir profille karşı karşıyayız. Biz ben Ponzi Mine meselesini konuşuyordum ama demin fark ettiğim bir şey oldu. Şimdi burada fotoğrafları var Mine Hanım'ın görüyorsun sen de. Şimdi fotoğrafların bir tanesi demin şu fotoğraf var sarışın böyle durdu. O fotoğrafın Tabii. altında şey var. Orada bir e, fotoğraf altını okuyabiliyorsan eğer der ki adaletle ilgili bir cümle var gördün mü? Yine adalet. Yine adliye, yine gol yazıyor bak. Şu sağdaki o fotoğrafın altı. O Adliye Sarayı'nın önünde çekilmiş bir fotoğraf. Yani mahkemeden çıkmış, mahkeme onun lehine karar vermiş. O da bunu koymuş. Ve yani e, dolandırdığı insanları mahkemeye verip onlardan icra takibiyle para alabilen birinden bahsediyoruz. Yani ne esasında olarak? Şöyle bir şey yapıyor. Esasında bir kronolojik şey hazırladım senin için. Hızlandırılmış kurs gibi olsun hepimize. Çünkü gerçekten ben Mine Hanım'dan çok daha fazla bir sürü Mine Hanım olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. 2014-2016 yıllarında Kars ve Erzincan'da dolandırıcılık yapıyor. Ponzi sistemi kullanıyor. Kullandığı sistem her zamanki gibi bir Ponzi sistemi. Orada askeriye de bir askeriye de bir dolandırma dosyası var. Çünkü eşi o zaman evli. Yine Özkan ismini kullanıyor. Eşi asker ve asker arkadaşlarını asker eşlerini dolandırıyor. Sonra bu mahkeme meselesi olunca boşanıyorlar. Zaten bu duruşma da Erzincan'da bugünkü duruşma. Daha oradayız biz yani. Daha 2014-2016'nın duruşmalarındayız. ...2017'de İstanbul'a geliyor... ...burada Aykut Sağlam diye bir beyefendiyle tanışıyor... ...ben böyle rahat isim zikrediyorum... ...çünkü Aykut Bey şu an... E, ...meseleden ayrıldı... ...diskalifiye oldu... Yani ...minanın böyle bölüm bölüm gidiyor... ...bir yere kadar bir partneri oluyor... ...sonra o partner aramızdan ayrılıyor... ...o yüzden Aykut Bey artık e, konuşulabilir bir noktada... E, ...2017'de Aykut Bey bir iş adamı... ...onun ortağını dolandırarak başlıyorlar... ...ben bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorum... ...çünkü ben birebir onunla konuştum... ...Ali Sait Bey kendisi 15 milyon TL'lik bir kayba sahip. Aykut Sağlam'ın ortağı ve 2017'de Mina Hanım'ın İstanbul'da ilk dolandırdığı iş adamıyım ben dedi. yani merhaba ben buyum diye öyle anlattı kendini. Bu da Aykut Bey'in paraları saydığı bir videomuz. Böyle videolar yolluyor şeyleri. Nasıl diyeyim sana? A paraları sana, sayıp konzimine mi veriyor? Yok bu kazandığımız paralar bakın diyor. Bu Aykut Bey. Mine Hanım videoyu çekiyor zaten. Bakın biz de ne hani evde ne yapıyoruz? İşte sayıyoruz. Bir, bir şey soracağım. Ponzi Hanım Gitsin. neci yani? Neci de para kazandırıyor. Ne var? bulunuyor? Ne? Şöyle, şöyle bir telekom şirketine sahip olduğunu söylüyor. Hakikaten de öyle bir şirket var. Ve diyor ben yurt ihale alıyorum. Bu ihalelere diyor kazanacağımı bilerek karlı giriyorum. Fakat benim için Hı. ihale şeyini sermayesini toplarken bana para verin. Ben zaten bu ihaleyi kazanacağım. Yurtdışında dışında ihalelere giriyorum. Bu da işte SMS Ya demiyorlar mı kardeşim sen yurt dışında telekom ihalelerine giren biriysen Erzincan'da ne işin var diye. Bu İstanbul, ya orada dememişler, İstanbul'da dememişler, Ankara'da dememişler, Malatya'da dememişler. Böyle bu yani esaslı coğrafi bir şey vaziyeti. Hiç ama demeyen isimler de bu arada mühendisler. Hayır işler, yani Erzincan bir yer olduğundan demiyorum da ne bileyim böyle uluslararası ihalelere giren biri olsan Herhalde İstanbul'da sayılır rezidanslardan birinde oturuyor falan olursun. Yanlış mı Şöyle, şöyle diyor o da. Cem Uzan'ın ismini kullandığı için buradan Cem Uzan ismini de kullanıyorum. Ben diyor zamanında Cem Uzan'la çalıştım. Onun Hı. da işte sağ koluydum. Ama diyor biliyorsunuz hani kendisi gitti. Biz de buraya yerleştik. Oraya öyle gidiyor. Bir de e, müthiş bir şeyi var. Hmm, ya yani bu hakikaten zor kurulan bir sistem. Kendine inanılmaz şey gösterebiliyor. yani ben bir telefonla Ankara'dan şu işi hallederim şu sanatçı mı? Zaten benim çocukluk arkadaşım gibi. Böyle yani bir öyle bir imaj yaratıyor ki hani insan ona inanıyorsun. Kılığı kıyafeti böyle para harcayan birinin kılığı kıyafeti. Altındaki araba işte pahalı bir araba oluyor her zaman. Ve de hediye vermeyi çok seviyorum. Yani Erzincan ve Kars'taki insanlar en masum insanlar. Dün onların avukatıyla konuştum. O dedi ki bizimkiler dedi daha küçük çapta tabii kaldı dedi. İş İstanbul Ankara'ya gelince çünkü milyon dolarlar, yüz milyon dolarlar falan gibi böyle çok uçuk konuşurken sıfırını kaçırdığım dolandırıcılıklar yapacak. Erzincan ve Kars biraz şey gibi olmuş. Yani e, deneme ne derler? E, talim sahası gibi olmuş. Orada iyice. Orada çalışacak. öğrenmiş. Orada daha teknik bilgi bir şeyler katmış işe. İşçiliğini, ince işçiliğini orada iyice öğrendikten sonra bizim İstanbul'a gelip işte Ali Sait Bey'le başlıyor. Benim bir telekom şirketim var diyor. ihale alıyorum. Böyle e, şeyler yolluyor. Bizim yani Excel dosyaları gibi dosyalar yolluyor. Ben baktım. Hiçbir şey anlamadım. Hı. Bu ne dedim? Böyle işte mesela Küba yazıyor, Madagaskar yazıyor. Bir tek onu anlayabilirsin. Ama böyle işte biz çalışıyoruz şu an. Bakın şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz da insanlara bu tip şeyler yolluyormuş. Ve de e, bu beyefendi de diyor ki ben ihaleye giriyorum. Sen bana para ver. 10 gün sonra %30'unu vereceğim. İlk başta giriyorsun. Sana 10 gün sonra %30'unu hemen veriyor. Tabii ki. Böyle 4-5 kez sürekli kazanıyorsun. Sonra diyorsun ki ben biraz daha çok vereyim. Daha çok kazanayım. Böyle ama yani rakamların hakikaten ipi ucu kaçıyor. Böyle bir yüz binde, 200 binde, 500 binde durmuyorlar yani. Bu şey gibi hani reklamcı çift vardı ya Kıvanç Talu, Beril Talu hani onlar da böyle ya biz büyük iş yapacağız önden bize para ver falan diyorlar. Evet. Biraz ona benziyor herhalde. Ama bu daha yani, işi büyütmüş tabii. Çok çok daha komplike bu. Ama ben o, o çifte kişisel olarak inanılmaz yani ilgimi çekiyor ve çok da peşlerindeyim. Çok istiyorum onu böyle dosya olarak inceleyelim. Sırf e, arkada bıraktıkları hayvanların hatırına bile buna takmış vaziyetteyim. Aha. Buraya döndüğümüzde de e, iş adamına mesela hakikaten bu 15 milyon TL'yi dolandır böyle alıyor. Ben yani %30 vereceğim. Vermiyor. Ben adama sordum. Dedi ki ne zaman anladınız? Yani hani insan bir kılla, şey yapmaya başlar. Hani ne oldu? Beşinci Hı -hı. ayda ben anladım. Beş demiş, ay boyunca para... Beş mı tabii gitmiş Evet. Beşinci ayda dedim ki dedi ya bu kadın söylediği gibi olmayabilir mi? Tamam olur yani insan hali. Bir şey demiyorum. Peki dedim ne yaptınız? Ben dedi hemen hukuki bir yola başvuracağımı hissettirdim. Fakat dedi bir de baktım ki başvuramıyorum. Nasıl? Dekont üzerinden çalışıyor. Bak seçil erzanla en büyük farkı Mine Hanım'ın şu. Mine Hanım'ın hiçbir işinde çantaya rastlayamazsın. Öyle çantalarla para getirdim. Şoförle parayı yolladım. Torbaya koydum Hı. falan yok. Hepsi havale. Hepsi banka üstünden. Hı. Yani hepsi legal. Hiçbir şekilde böyle bu ne falan değil. Nerede yakalıyor? Tam da siz demin Avukat Bey'le onu konuşuyordunuz. Dekonttan yakalıyor. Şimdi ben iş adamına dedim ki ne iş? Işte, yahu dedim kusuruma bakmayın Ali Bey, Ali Sait Bey. Hiç mi dedim bakmadınız yahu? Bana dedi ki Pelin Hanım siz de benim kusura bakmayın dedi. Bana dedi günde telefonumda yani iki dakikada bir dedi para geldi para gitti diye şey düşüyor dedi bildirim. Ben her dekontu okuyabilir miyim sizce dedi. Tabii dedim biz fani insanlar hani ayda bir iki gelince bakıyoruz dedim okuyoruz. Siz tabii dedim okumuyorsunuz. Herkesi böyle kandırmış. Yani full dekont üzerindeki açıklamalardan hepsi suçlu durumda şu an. Ne yapmış açıklamalara mesela? Mesela şöyle verdi ne? Evet, mesela bir kısmında o yazıyor, bir kısmı bu bölümü daha çok seveceksin. Hat alımı yazıyor mesela, hat alımı. Sen hat almışsan Sonra sana mesela komis şeyini ödeyecek, yüzde otuz fazla ödeyecek. Sana ödemesini yaparken, ondan sonra borç yazıyor ve de açıyor parantez. Senin bir arkadaşı, biz ikimiziz mesela, bana yolluyor diyor ki, nevşinin komisyonu eksi nevşinin komisyonu yazıyor. Çünkü ben de diyorum ki vay be diyorum ya. Biz bu işin içine beraber girdik. Ne işin benden komisyon oluyor bana söylemiyor abi diyorum. Ve biz seninle küsüyoruz. Anladın mı? Ve insanlar, Anladım. arkadaşlar birbirleriyle küsüyorlar. Bunlar bu arada İstanbul Sosyetesi. Yani iş adamları var, sanatçılar var. Mafya, ben dün mafya bey dedim. İsmini zikretmek istemiyorum. Ama hepimizin vakıf olduğu bir beyefendiler var. Dört tane birden. Yani... Hani onların hepsini aynı şekilde e, dekont üzerinden ve böyle komisyon diyor. Herkes de birbirine küsüyor. Bunu da sordum Nevşin. Dedim ki ya kızmayın ama siz hani arkadaşlığınızı bir sorguladınız mı? anne ne bileyim ben beşinciden sonra derim ki ya niye benden komisyon alıyorsun derim dedim. <gülüyor> Hayır <gülüyor> biz de, de hiç dedi sormadık birbirimize dedi. Sonra ama bir şey söyledi. Bu hikaye 2019 bu arada. Yani İstanbul e, Cemiyeti ve sanatçılar, ünlüler 2019'da bu tufaya düşmüşler. Biz şu an 2024'de gidiyoruz değil mi? Bu sene bir tane basketbolcu, basketbol camiası da burada çok geçiyor bu arada. Bir basketbolcunun ismi geçiyor ama benim duyumuma göre bütün basket camiası Mine Hanım'ın e, saadet zincirinde yer almış. Hemen hemen hepsi. Bir tanesi birini diyor ki ya şu benim komisyonu artık versene diyor. Sene 2023. Yani o hala o komisyonun orada olduğuna inanmış ve diyor ki ya o versene diyor. Peki ve bu böyle bir borç diye yazıyor. Sonra bir de mahkemeye gidiyor. Bana diyor borç e vermiş. borçlu. Ödemedi borçlu. diyor. E tabi. İcra evet. takibi yolluyor. Mesela birkaç mağdur bana dedi ki sürekli takip etmezsen uyaptan kendini şey olabiliyor yani. Bir tane mesela dün işlediğimiz dosyada 700 bin TL'lik icra gitmiş birine. Yani patatanak. Hani çünkü borçlu gösterdiği için. O yüzden herkes bütün mağdurlar sürekli uyaptan kendilerini. Şimdi uyananlar işte WhatsApp grupları var. Mağdurlar bir, mağdurlar iki diye. Onlar hani kendilerini kontrol ediyorlar. Çünkü kanunen çok iyi bir hukuk bilgisi var karşımızda. Yani Kendisi öyle. hukuk falan okumuş mu? Yani eğitimi hakkında bir fikrimiz yok. 81 doğumlu olduğunu biliyoruz sadece. Ama psikolojiye de çok hakim. E, çünkü böl yönet yani bayağı böl yönet yapıyor yani algı yönetiminde çok iyi e, bölüyor insanları ayrıştırarak sadece kendisiyle iletişime girmesine sebebiyet veriyor yani o çok iyi arkadaşsın hmm. aynı masada yiyoruz içiyoruz instagrama fotoğraf koyuyoruz ama birbirimiz herkes birbirine böyle bakıyor var o fotoğraflar herkes komisyon yüzünden birbirinden nefret ediyor ama bu arada paralar uçuk paralar hani normal bir TL falan değil yani 500 bin 970 bin Dört buçuk milyon var ya bir tane. Çok tatlı bir hanımefendi. İsmini söylemeyeceğim. Off the record röportaj yaptık. Dedi ki bana. Hay ne yapayım dedi Pelin. Dedim ki ya niye girdin? Aç gözlülükten yaz bunu her yerde. Söyle dedi ya. Daha çok para. Daha istedim. çok kazanayım istedim. Ha, de, söyledi. Ben dedi daha çok param olsun istedim. Ne yapayım? Bir milyon verdim. Bir buçuk verdim. İki bu sonunda dört buçuk gitmiş e, yani, ama mesela. E sonra verip alamadıkça verip alamadıkça yoksa arada bir vermiş mi? böyle ilk 4-5'te veriyor ama 4-5'te sonra sana zaten şey yapmaya başlıyor mesela bir konuştum dedi ki ben 10 bin lirayla girdim 10 Hı. bin lira yani kah kafe parası kahve parası bile olmaz herhalde Mine Hanım için 10 binde giriş yaptın ya sen 4 kez falan 10-15 bin vermeye başlarsan sana diyor ki böyle olmaz hani el yükselt yükseltmezsen senin yerine başkası girer yani bu masada ya. oturmanın da bir bedeli var oluyor sen de diyorsun ki ama iyi kazanıyorum o zaman çat çat çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Mesela Seçil Hanım'dan bir diğer farkı da şu. Hem valiz yok. Ben o işi çok seviyorum. ya yani, Hiç valiz olmamasını. Bir de süre çok kısa. Yani Seçil Hanım'ın süresi Hı. seneler seneler. Değil mi? Hı. Burada evet. böyle beş ay. Üç ay. Ve de hiç ayrım yok. Ama bir yani. şey mesela Erzincan'da böyle bir ponzilcilik yapıyor. Hop oradan başka yere Fars, gidiyor. Orada yapıyor. Evet. Hop İstanbul'a İstanbul İstanbul, geliyor. yani böyle. Ankara. Arada bir Ankara Peki, var. Peki Tuğçe sorusu güzel. Diyor ki bu kadın kimmiş? Nereden tanıyabilmiş diyor bu kadar insanı? Asıl mesleği neymiş diyor. Şimdi çok enteresan bir şekilde e, hanımefendiyi araştırdığınızda asker eşine ulaşabiliyorsunuz. Asker eşinin ismi var, resmi var arama motorunda. Yani a, e, ev hanımı olarak karşımıza çıkıyor. Ama kendini ben iş kadınıyım. Benim işte Cem Uzan'ın eski sağ koluyum. Bu arada... Bunu da bir alt bilgi söyleyeyim. <laughs> Cem eski sağ koluyum diye dolandırıcı ben daha önce de duydum. Bu galiba böyle popüler bir şey. Yani bir, bir, iki kişiye de daha <laughs> denk geldim. Bir tane daha. Cem Uzan'la ilgili şey, vay adam, adam Amerika'yı bile dolandırdı. Helal olsun diye bir şey var ya evet. hala. Evet. Bir de şu, şunu da duyarsanız, istihbaratçıyım. Bu gerçekten artık hani biri söyledi mi bana gülmek, gülüyorum ben. Hangi istihbarat, selam söyle diyorum. Bu, <laughs> Hanım da yapmış bunu. Yani kullanmış bunu Mina Hanım ama okeylemişler. Ee, tabii ki şöyle bir durum var. Mesela ben Egemen Bağış'a ulaştım. Çünkü haberlerde ismi geçiyor. Çünkü hı hı. E, söylenen rivayet odur ki Mina Hanım Egemen Bey'le bir samimiyete sahip olduğunu. Hani girip çıktığın ofisine falan söylüyor. Fotoğrafları olduğunu söylüyor. Bana böyle bir şey yollanmadı. Böyle bir şey söyleyemem. Ama birçok mağdurdan Egemen Bey'in ismini duyunca ayrıca da e, dava dosyasında da geçince ben Egemen Bey'e ulaştım sordum tabii ki. O da dedi ki benim e, bu haberlerden bilgim dahilinde evet görüyorum uzaktan evet. takip ediyorum ama ben hani Türk yargısına adaletine tabii ki güveniyorum ve asla böyle bir şeyle alakam yok. İsmimin böyle bir şeyle alet edilmesinden çok rahatsızım diye bir açıklama yaptı. Ee, evet. Onun Onu dışında... <laughs> Tabii, Peki şu var, Serkan Çakır diyor ki, güzel bir şey, bu kişilerin, sen iş insanlarıyla dolandırılan konuştuğun için diyorum ve ünlülerle. Hiç mi muhasebecisi, mali müşaviri falan yokmuş? Onlar dekontlardaki açıklamaları fark etmemiş mi? Ya Allah sizi inandırsın. Ee, göremedim beyefendi sordu değil mi ismini? Ben de bu soruları sordum. Yani biliyorum şu an izleyen herkese şöyle geliyor. İmkansız geliyor. Yani ben röportajı yaparken hepsiyle iki, iki buçuk saat falan konuşup kusura bakmayın diyerek sordum soruları. Onlar dediler ki biliyoruz. Aptal oldu. Yani bir hmm. tanesi dedi ki ben artık bankamatikten para çekmiyorum Pelin dedi. Çok varlıklı biri bu bahsettiğim kişi. Niye dedim fobim dokunmuyorum ben paraya abi dedi. Dedim ki yani böyle çözülmez bunu. Alıyormuş. Evet evet bankamatikten para çekmiyorum dedi. Yavrum dedim hani böyle çözülmez daha akılcıl çözümleri var. Hiç kimse okumamış. Yani anlamakta güçleş güç olan durum bu. Yani mali müşavir meselesini ben de sordum. Hayır diyor. Şimdi burada tabii ki insanın aklına, senin aklına da gelen, herhalde seyircilerin de aklına gelen, acaba o da mı işin içinde sorusu <laughs> ister istemez geliyor biliyorum. Ama kimseyi de tövbe altında be. yani tabii Yani çünkü bir bana göre dolandırma sisteminde bir istihbarat kullanımı da var. Çünkü mesela bir hikayesini daha anlatayım size. Daha e, eğlenceli. Bu arada bu ikili de Sinan Bey konuştu. Sinan Bey dedi hmm. ki, ya dedi siz Seçil Erzan'ı bırakın bir kenara. Esas dedi Ponzi mineye bakın dedi Ponzi mine dedi benim eski eşimi dedi dolandırdı dedi ama biz duyduk ki Sinan Bey de dolandırılmış esas yani eski Burcu Hanım'ın ismi geçiyor ama Sinan Bey siz de sanıyorum biraz mağdursunuz öyle öğrendik biz buradan söylemiş olalım hani eski eşi mağdur olarak konuyu da o açtı zaten durup dururken şimdi Mine Hanım'ın yaptığı bir hikaye daha var oradan daha örgüyü anlayın diye söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey yaşanıyor. Bu e, 2019 yine İstanbul bir pastanede yaşanan bir olay. Bir hanımefendi eşinden boşanacak. Eşi çok zengin. Bunu cebe atıyoruz bu bilgiyi tamam mı? Ondan sonra ve şey yapıyor. Pastaneye gidiyor dertli dertli kahvaltı yapıyor. Ah bir avukata olsa. Avukat bulamıyor ne O sırada kapı içeri e, Mine Hanım giriyor. Yandaki masaya oturuyor. Ve bir şekilde kulak misafir olup diyor ki merhaba ben Maria. Burası çok iyi çünkü Maria ismiyle de birçok dolandırıcılık yapmış. Yani bir çeşit alt benlik olabilir. Netflix gibi değil mi? Aynen öyle. Şimdi o kadıncağız boşanmak isteyen kadıncağız da o esnada nasıl bir şuursuzluk ama Maria Hanım yani yandaki masadaki kadına tamam diyor beni boşayın diyor. Toplamda 100 bin dolar almış kadından. Ekstra da bir tane pırlantalı saat almış o şey bildiğimiz marka var yani bildiğimiz onda. Bilmiyorum o kaç para yani pırlantalısı ne kadarsa onu almış. Nasıl almış? Şöyle işte sen bana önce 37 bin dolar ver biz bir davayı açalım. Ondan sonra e, hani bu boşanma davalarında söylenen amiyane bir tabir var ya karşı tarafın iç çamaşırına kadar alacağım falan. Sen bana bir 50 bin dolar daha ver bak ben onu ne yapıyorum falan. Böyle kadına, kadını sıkıştıra sıkıştıra 100 bin dolarlık etmiş. Yani bir 100 şekilde 100 bir yerden kadının sıkıntı da olduğunu e, psikolojik olarak biliyor ve onu işliyor. Ve de karşı tarafın da çok zengin olduğunu biliyor. Yani ben de boşandım. Herhalde bana hiç Maria'nın falan gelmedi. Demek ki hani boşayacağın adamın mal varlığına göre sana bir Maria geliyor diye düşünüyorum. Yani. Burada karşı taraf yüksek nasıl bulmuştun yani. o kadını? Nasıl bulmuştun? Sıkıntıda olduğunu pastane... nereden bilmiş? bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama ben pastane sahibinin kesin haberi olduğunu düşünüyorum kusuruma ya bakmasın. Ya şöyle bana. olabilir belki. Ör ya hani bu sosyete neyse çevresi. Evet. Çok büyük evet, bir onlar. şey değil ya. Daha orada laf dönüyordur muhtemelen herhalde. Laf dönüyor. Ya, falan. Ha, o da takip doğru. ediyor herhalde. Bak bunu hiç düşün. Ben direkt pastan sahibini, ben artık insanlara hiç güvenmediğim için pastan sahibini ortak öz teyze. O da doğru bu olabilir. Çünkü ne yazık ki çok... Aşk var mıymış şey. içinde? Aşk soran var. Vallahi şey var. E işte bu asker beyli evliydi ya, beyefendi. Ondan sonra ondan ayrılıyor çünkü tabii bütün orada evini dolandırdığı için adam askerlikten atıyorlar. Adam işinden olunca boşanıyor. Aykut Sağlam'la e, sevgili oluyor. Aykut Sağlam'ın ortağını 15 milyon dolandırıyor. Sonra Aykut Bey'le biraz beraber iş yürütüyorlar. Biraz beraber bürokrat e, dolandırıyorlar diyeyim. Yani politik politik değil de Ankara'dan bir sürü iş adamı, efendim Diyarbakır'dan bir sürü iş adamı. Hangi de... Aykut Sağlam bu ya? Yani bir adamın ismi soyadı Aykut Sağlam. düşünün tamam. Aykut Sağlam Öyle bir, değil. Bir, bir birisi değil. değil yani. No 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 değil Allah'tan. Ama ha. sonra bir yerde ondan da ayrı. Hani hmm. Şu an bir aşk yaşadığın yani buna gerçek fikrimi soruyorsanız bence şu an hayatında biri var. Hatta bence şu an onunla da bu işi yapmaya devam ediyor. Ve bence hiç de uzakta değil. Biz bunu şu an konuşurken bir pastanede biri vekalet e, e, veriyor olabilir yani. Öyle söyleyeyim. Bu kadar netim yani. Peki uyarmış olalım Ponzimine'ye karşı. Sağ olasın Perinçin'e ağzına. Rica olsun. ederim. Rica ederim. E, dizi senaryosu olmasına heyecanla bekliyorum. Bir tek şunu söyleyeceğim. Allah aşkına ne olur insanlar dekont okusun ya. Bu kadar zor değil. Dekonta bakın. Ya işte bir bizim kadar parası olmayanlar biz okuruz zaten. Pelin sen çok parası olanlar olsun. <laughs> Senaryoyu da sen yaz bence artık. Bu kadar çalışmışsın senden iyi bir Ben yaşıyorum. bir şey söyleyeyim. Mina Hanım her yayında el sallıyorum. Mina Hanım Buradasınız ben biliyorum yakındasınız hissediyorum. Artık böyle bir şey gelişti aramızda. Senaryoyu da yazacağım bu gidişle. Çünkü her yerden ihbar gelmeye devam ediyor. Herkes kendine dikkat etsin. Öyle söyleyeyim. Aynen. Eyvallah. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Teşekkürler.